Evet, merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizinle hukuk, otorite ve humanist vicdan üzerine konuşmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi geçmişten günümüze yöneticiler, hukukçular, din adamları, patronlar, ebeveynler, öğretmenler hep otoriteye itaatin erdem olduğunu, bir gereklilik olduğunu, itaatsizliğin ise hukuksuzluk ve erdemsizlik olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hatta siyasal ayaklar ve gücü elinde bulunduranlar, itaatsizlik eyleminde bulunanları hukuksal mekanizmaları da kullanarak geçmişten günümüze katı bir biçimde cezalandırmışlardır. Tarihten bildiğimiz örneklere bakarsak ya sürgün edilmişler, ya ötekileştirilmişler, ya hapsedilmişler, ya da öldürülmüşlerdir. Burada itaat edilmesi istenen bir yasa, bir ilke, bir kişi, bir zümre ya da bir dogma olabileceği gibi bir sembol, bir töre ve benzeri de olabilir. Eğer otoritelerin istemleri yasal hukuksal bir temele oturtulmuşsa, onlara uymanın yasal ve hukuksal bir dayanağının olduğu açıktır. Ancak her türden otoriteye, otoritenin vaaz ettiği tüm ilke ve kurallara itaat etmek gerçekten erdem midir? Kuşkusuz bu soru yasal yani hukuksal olanla erdemli yani ahlaksal olan arasında bir ayrım yapmayı da gerektirmektedir. Söz gelimi Osmanlı'da gördüğümüz iktidar için kardeş katli hukuki bir temele dayandırılmış gibi gözükmektedir. Ancak hiç kimse bunun hukuki bir temele dayandırılmış olmakla birlikte o dönemde ahlakilik ve erdemlilik kapsamına girdiğini düşünmez. Yani hiç kimse bu hukuki uygulamayı ahlaki olarak meşrulaştırmaya çalışmaz. Şu halde her hukuksal olanın ahlaki olduğu söylenemez. Şimdi tam bu bağlamda şu soruyu tekrar sorabiliriz diye düşünüyorum. Otoritenin ortaya koyduğu her kurala itaat etmek ahlaki midir? Bu soruya doyurucu bir yanıt vermek için kendiliğinden teslimiyetin bir ifadesi olan itaatin Erik Fromm'un da deyişiyle iki türü arasında ince bir ayrım yapmak gerekir. İlki akıl dışı, irrasyonel otoriteye itaat, ikincisi ise akılsal yani rasyonel otoriteye itaattir. Akılsal otorite ebeveyn, çocuk, öğretmen, öğrenci ilişkisinde olduğu gibi otoriteye itaat edeni geliştiren, ilerleten, kendisini keşfetmesine olanak sağlayan bir otoritedir. Bu otorite, otorite sahibinin de gelişimine olanak verir. Otoritenin temeli epistemik bir gerekçeye dayanır. Akıl dışı otoritenin en temel sembolü kuşkusuz köle efendi, aşiret lideri ırgat ilişkisi ya da mutlak monarşilerde olduğu gibi kral ve teba ilişkisi olarak kavramsallaştırılabilir. Bu türden bir ilişkide otorite itaat tek yanıdır. Köleyi, ırgatı, tebayı genelde sömürmeyi hedefler. Efendi, köleyi, aşiret lideri ırgatı, kral tebaayı ne denli çıkarları için kullanırsa o denli tatmin duygusu yaşar. Köle ile efendinin, aşiret lideri ile ırgatın, kral ile tebaanın çıkarları çok kez birbirine zıttır. Çünkü birine yararlı olan diğerine büyük ölçüde zarar verir. O halde akılsal otorite karşılıklıdır. Hem otorite sahibine hem de otoriteye tabi olana yararı söz konusudur. Bu anlamıyla ikisini de ilerlettiği söylenebilir. Oysa akıl dışı otorite tek yanlıdır. Sadece otorite sahibine yarar, otoriteye uyana ise genelde zarar verir. Buna rağmen insan hem tarihsel süremde hem de günümüzde akıl dışı bir otoriteye ya da otoritelere neden itaat etmiştir? Bunun pek çok psikolojik ve sosyolojik nedeni vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür. İlki, insan bir otoriteye itaat ettiği sürece kendini psikolojik ve toplumsal olarak güvende hisseder. Bu güven duygusu bu otoriteye itaatte oldukça etkili olsa gerek. İkincisi, otoriteye itaatle insanın özgürce karar almaktan kurtulduğu için yükümlülük ya da sorumluluk hissinden uzaklaştığı görülür. Bu yüzden tercihleri ve sonuçları üzerinde analitik olarak düşünmez, sadece bir buyruğu, bir emri, bir kuralı yerine getirdiğini düşünür. Kant'ın da deyişiyle tam da ergin olmamadan kaynaklanan
ve bir başkasına sorumluluğu yüklemek için kendisinin insanın kendisinin özne olmaktan kaçması söz konusudur. Üçüncüsü, otoriteye karşı gelmek çoğu kez kişiyi yalnızlığa ittiği gibi hata yaptığı, kural dışı davrandığı ve günah işlediği duygusuna kaptırır. Bu anlamda kişi itaat ederek yalnızlıktan, hata yapma ve günaha düşme durumundan da kendisini kurtarmış olur. Kaldı ki çoğu kez insan bu tür itaat etmediğinde yalnızlaştığını düşünerek, yalnız kaldığını düşünerek, diğer insanların çoğunluğun itaat ettiği bir yerde kendisinin itaat etmemesi durumunun problem yaratacağını ya da daha açık söyleyelim, bu kadar insan itaat ederken kendisinin niçin itaatsiz davrandığı konusunda şüpheye ya da kuşkuya düşmesine de neden olabilir. Dördüncü neden, büyük ölçüde cesaret eksikliği ve yetersiz kişilik gelişimi olsa gerektir. Zira cesaret insanın gelişimiyle yakından ilişkilidir. Bu anlamda cesaret hepinizin bildiği gibi güçlü bir kişilik gerektirir. Nasıl kişi anne baba buyruğundan kurtuldukça birey veya kişi oluyor, kendisi için hissetme, düşünme ve seçimler yapma yeteneği kazanıyor, yani yükümlülüğünü üstlenen bir kişi oluyorsa, tıpkı bunun gibi otoriteye hayır demekle kişi olma arasında da güçlü bir ilişki söz konusudur. Yani bir anlamda otoriteye hayır demeye başlamak, yani cesaret ve çoğu kez kişi olmanın bir göstergesidir. Bu anlamda aslında kişi otoriteye hayır demek, otoriteyi sorgulamak suretiyle bir anlamda kendisini geliştirme ve özgürleştirme olanağına da sahip olur. Şu halde özgürlük ve itaatsizlik ve kişilik gelişimi arasında güçlü bir bağ olduğunu söylemek mümkün. Kişi özgürlükten korktuğu sürece kendi olmaktan da korkuyor demektir. Ve bu ikisi asla otoriteye hayır diyemez. Otoriteyi sorgulayamaz. Bu yüzden de kendine özgü bir kişilik geliştiremez. Meşhur deyişle kafasını kendi omuzlarında taşıyamaz. Kamuoyunda aklını kullanma cesareti gösteremez. Beşincisi, insanlık tarih boyunca itaatin erdem, itaatsizliğin ise erdemsizlikle bir tutmuş. Bu konuda fark edelim ya da etmeyelim, toplumsal bir baskı da oluşmuştur. Bu baskı doğal bir biçimde sosyalleşme ve kültürlenme süreciyle içselleştirilir ve insani vicdanı büyük ölçüde belirler. Hatta eğitim bile bu konuda araçsallaştırılabilir. Altıncısı, kişinin içselleştirdiği otoriter vicdanın sesini zamanla kendi vicdanının sesi sanmasıdır. İnsan otoriteye uya uya koşullanır ve bir süre sonra otoritenin istemini sanki kendi istemiymiş gibi algılamaya başlar. Şimdi itaatle içselleştirilen vicdan arasında derin bir bağ söz konusudur. Bu bağ, Erich Fromm'un otoriter vicdan ve hümanist vicdan arasında yaptığı ayrımdan yola çıkarak bir parça açmak gerekir. Erich Fromm şöyle der: vicdan kelimesi birbirinden tamamen farklı iki olguyu ifade etmek için kullanılır. Bunlardan biri memnun etmeye istekli olduğumuz, kızmaktan korktuğumuz ve otoritenin içselleştirilmiş eseri olan otoriter vicdandır. Bu otoriter vicdan çoğu insanın kendi vicdanlarına uyduklarında deneyimledikleri şeydir. Bu aynı zamanda Freud'un sözünü ettiği süper ego adını verdiği bilinçtir. Eğer ego oğlun korku nedeniyle kabullendiği babanın içselleştirilmiş buyruk ve yasaklarını temsil eder. Otoriter vicdan farklı olan, otoriter vicdandan farklı olan hümanist vicdan insani vicdandır. Bu her insanın içinde mevcut olan, dış yaptırım ve ödüllerden bağımsız bir sestir. Hümanist vicdan, insan olarak bizlerin neyin insani, neyin insanlık dışı olduğuna, yaşam için neyin yapıcı, neyin yıkıcı olduğuna dair sezgisel bir bilgimizin olduğu gerçeğine dayanır. Bu vicdan, insan olarak yükümlülüğümüzü yerine getirmemizi sağlar. Bizi kendimize, insanlığımıza dönmemiz için çağıran iç sestir. Otoriter vicdan ya da süper ego, o güç içselleştirilmiş bile olsa yine de benim dışımdaki bir güce itaat eder.
Kendi vicdanımı dinlediğimde bilinçli olarak inanırım. Aslında gücün ilkelerini sineye çekmişimdir. Hümanist vicdanla süperegonun özdeş olduğu yanılsaması yüzünden içselleştirilmiş otorite benim parçam olmadığı açıkça anlaşılan otoriteden çok daha etkilenir. Otoriter vicdana itaat, tüm dış düşünce ve güçlere itaat olduğu gibi hümanist vicdanı, yani insanın kendi olma, kendisini yargılama yetisini de zayıflatma eğilimindedir. Hümanist vicdan, otoriter vicdana göre bizim insan olmamızdan kaynaklanan ve otoriteleri sorgulamamızı olanak veren saf, içsel, insani sesimizdir. Bu ses çoğu kez yasalar, kültür, yerleşik ahlaki normlar, inanç sistemleri, yetişkinler ve iktidar olanlar tarafından itaate sevk etme yoluyla baskılanır. Bu baskılamada eğitim de bir araç olarak kullanılabilir. Böylelikle kişinin vicdanı, içselleştirilmiş otoritenin, yani din, gelenek, töre, hukuk, milliyet, kültür, iktidar ve benzeri vicdanına dönüşür. İnsan otoriteye uymanın rahatlığını duyumsamaya ya da korkularından kaynaklanan endişeleriyle otoriter vicdana uyduğunda bile ayırdına varmadan yaşamını sürdürebilir. Söz gelimi çoğu kez ötekine dinsel, cinsel, etnik ve benzeri yönelik negatif algılarımız, korkularımız ve bu algılarımıza ve korkularımıza dayalı seçimlerimiz aslında bizim değil, içselleştirilmiş otoriter vicdanımızın ürünüdür. Yine geleneğe yönelik tutuculuğumuzda kendimizi bir lider, bir etnik kültür, bir sosyal grup ve benzeriyle özdeşleştirmemizde de otoriter vicdanın rolü yadsınamaz. Hatta bu otoriter vicdan sosyokültürel araçlar ve iktidar araçlarıyla pekiştirildiği için ötekine şiddet uygulamada, bastırmada, ötekini yok etmede, etiketlemede, ötekinin yaşam haklarını ellerinden almada, mobbing uygulamada ve benzeri insani körlükler yaratır. Söz gelimi IŞİD'in İslam adına kestiği başlarda, ülkemizde gözlemlenen namus cinayetlerinde, kan davalarında, dinsel mezhepsel kavgalarda farkına varılmadan içselleştirilmiş otoriter vicdan örtük roller oynar. Kişi çoğu kez seçimini kendisinin yaptığını sanır. Bu yüzden itaat ile içselleştirilmiş kültür, inanç, iktidar ve benzeri otoriter vicdan sahibi insan yaptığı eylemler insani normlar açısından kötü dahi olsa kendini rahat hissedebilir. Eyleminden mutluluk bile duyabilir. Hatta namus cinayeti işlemiş kişiye yönelik iyi yapmış, güzel yapmış, eline sağlık ve benzeri diyenler bile çıkabilir. Namus cinayeti işlemiş kişi kendisini kahraman gibi bile hissedebilir. Bunun örneklerini yaşamımızda işte az gözlemlemiş değilizdir. Bu anlamda otoriter vicdanın yer yer insanı insanlıktan çıkardığı bile söylenebilir. Bu otoriter vicdanın akıl dışı, irrasyonel otoritelere boyun eğmesinden ve otoritelerin hümanist, insani vicdanı, insanın iç sesini boğmasından kaynaklanmaktadır. İyi ki insanların hepsi irrasyonel otoritelere ya da otoriter vicdanına boyun eğmemektedir. Eğer hepsi boyun eğseydi, insanlık insanlaşma yolunda bir adım dahi öteye gidemezdi. Bu anlamda insan olmamızdan kaynaklanan hümanist vicdanın akıl dışı otoritelerin kuşatamadığı bilge, cesur ve meydan okuyan hümanist insanların insanlığın geliştirici yüzünü temsil ettiği söylenebilir. Bu türden insanlar, yani hümanist vicdanın sesine kulak verenler, tarih boyunca iktidar araçlarının eleştirisini yapmışlar. Bununla da yetinmeyip yer yer itaatsizlikte de bulunmuşlardır. İnsanlık tarihinde tarihsel gelişimini sorgusuz itaat edenlere değil, iktidarı ve normları sorgulayanlara, yer yer onlara itaatsizlik yapanlara borçlu olduğu açıktır. Bu ironik durum, tek tanrılı dinlerde Adem ve Havva öyküsündeki yasak meyveden yeme ve eski Yunan'da Prometheus mitinde çok açık bir yansıma bulur. Bu mitler,
insanlığın gelişimini ironik bir biçimde itaatsizlikle ilişkilendirirler. Aslında büyük bilgeler, büyük siyasiler, peygamberler, sanatçılar, etkili filozoflar, büyük kuramsal yapılar geliştiren bilim insanları her defasında var olan yapıya, o yapıyı meşrulaştıran otoritelere yönelik eleştirel yaklaşımları nedeniyle sorgulayanlar ve itaatsizler grubuna girerler. Ne var ki yine ironik bir biçimde bu meydan okumalarla başarı kazandıklarında, kitleleri değiştirip arkalarına taktıklarında onların itaatsizlikleri ve söylemleri yeni kurulan iktidarlar aracılığıyla itaatin nesnesine dönüştürülür. Bu durumda itaat ve otoriteleri deviren düşünürlerin yeni iktidarla iktidarı meşrulaştırmaya çalışan yorumcularca otoriteleştirildiğini söylemek gerekir. Bu diyalektik öyle anlaşılıyor ki ebedi bir diyalektiktir ve işin ilginç yanı ilerleticidir. İktidarın ve otoritelerin, onların otoritelerini meşrulaştıran siyasal araçların kutsallaştırılması, var olan yapıyı çoğu kez korumaya dönüktür. Bu yönüyle her düzden iktidar ve otorite daima statikoyu korumaya yönelmesi bakımından hep muhafazakar olmuştur. İşte hümanist vicdan sahibi olanlar, insani vicdanlarının sesine kulak verenler, kalbi ve gözü mühürlenmemiş olanlar, iktidar ve araçlarını sorgulayan, meydan okuyan, onları dönüştürmeye çalışan, insanlık için kendisini feda etmekten korkmayan, cesur, hümanist vicdanlı insanlardır. Onlar gerçek öznedir. İnsani gelişim onların omuzlarında yükselir. İnsanlığın onur taşları onlardır. Bunlar gerçek entelektüellerdir. Edward Said'in de dediği gibi, hümanist vicdanı simgeleyen entelektüeller, öncelikle akıl dışı otorite ve iktidara hizmet etmeyi reddedişleriyle, sonra da ırkı, dini ve geleneğiyle arasına koyduğu mesafeyle tanınırlar. Onlar geçmişin, dilinin, ırkının sunduğu ucuz kesinliklerin ötesine geçip evrensellik idealinde ısrar ederler. Marjinal kalmayı, bilerek öteki ve aykırı olmayı bir yoksunluk olarak değil, bir özgürlük, bir keşif süreci olarak yaşarlar. Bu yönüyle entelektüeller toplumda bir uzlaşma oluşturacak otoriteye yönelik genel simgeleri yaratanlar değil, bu simgeleri sorgulayan, kutsanan gelenek ve değerlerin ikiyüzlülüğünü, ırkçılığını, cinsiyetçiliğini teşhir eden, hiçbir fikir ayrılığına tahammülleri olmayan, kutsal metin gardiyanlarıyla mücadele eden, çekinmeyenlerdir. Çünkü onlar insanlığın, hümanist vicdanının sesidirler. Elbette itaati önceleyen iktidarlar, gelenek yanlıları, statikocu muhafazakarlar boş durmazlar. İktidar araçlarını kullanarak entelektüellerin sesini boğmaya, kendi iktidarlarının devamını savunan, güce itaati pompalayan, güce tapınan çakma entelektüeller yaratmaktan da uzak durmazlar. Bu çakma entelektüeller, Hatice Nur Erkızan'ın deyişiyle harlotlar, hümanist vicdanı, hümanizmi, hümanizmin sesi olan özneleri boğmaya, yok etmeye, seslerini kısmaya çalışırlar. Her şeyden önemlisi, sahte bilgelikle, kadercilik yaratarak özneyi yok saymak isterler. Bu yönüyle özneyi yok sayıp onun yerine iktidarı, yapıyı, dili, söylemi, medyayı ve benzeri koyan çakma entelektüeller, İtaat yardakçısıdır. Çünkü özgür insanı yok sayarlar ve onu itaat nesnesi olarak görürler. İktidarı, yapıları, söylemleri, dili, medyayı üretenlerin tarihsel olanaklarla koşullu insan olduğunu örtmeye, gizlemeye çalışırlar. Böylelikle egemen sisteme itaat bağlamında söylemleriyle hizmet etmiş olurlar. İnsanı nesneleştirerek İktidar, yapı, dil, söylem, medya ve benzeri özne gibi gösterirler ve her şeyi değiştirme gücü olan insana çaresizliği pompalarlar ve dönüşümsel gelişimin önünü tıkarlar. Kısacası kaderinize razı olun derler. Yani neo kadercilik üretirler. Bunlar bu yönüyle
aslında otoriter vicdanın sesi olurlar. Özetle söylersek, her itaat iyi değildir. Özellikle akıl dışı otoritelere itaatten arınmak gerekir. Bu anlamda her türlü itaatsizlik de erdem değildir. Hatta akıl dışı otoritelere, hümanist vicdanı karartan otoritelere itaatsizlik, bilgelik ve cesaret erdeminden güç alan en temel erdemlerden birisidir. İnsanlık gelişimini hümanist vicdanına kulak veren, yer yer toplumuna yabancılaşan, itaatsizlik yaptığı için toplumdan sürgün edilmiş insanlara, entelektüellere borçludur. İktidar itaatin, entelektüeller ise karşı olmanın, itaatsizliğin, eleştirinin ve sorgulamanın sembolüdür. Bu anlamda iktidar olmak kolay, entelektüel olmak ise zor bir iştir. Çünkü entelektüellik, bilgelik ve cesaret erdemini gerektirir. Yeri geldiğinde ödenecek köklü bedelleri söz konusudur. Evet, bugünkü kısa sohbetimiz bu kadar. Bir diğer sohbette buluşmak umuduyla, sevgiyle kalın diyorum.